Evet arkadaşlar, şöyle Arduino'muzla motor sürücü arasında bir boşluk kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Motor sürücü pinlerimiz motora gidenler arkadaşlar bu aşağıya baksın. Arduino'ya gidecek olanlar ise Arduino tarafına baksın ki lehimlerken çok büyük zorluk yaşamayalım arkadaşlar. Aksi takdirde büyük bir zorluk yaşanır bu noktada. Hatta şöyle ben PWM pinini alıp buradaki PWM pinlerine takacağım için motor pinleri de analog pinlerine denk gelecek şekilde şöyle B2 pini analog sıfıra denk gelecek şekilde yerleştiriyorum bunu arkadaşlar. Şöyle yerleştirdim. Bakın B2 pini analog sıfır pinine denk geliyor. Buradan kısa yoldan bağlantılarını yapmak için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Aksi takdirde araya jumper atmak gerekecek. Şöyle yerleştirdim. Şimdi yerleştirdikten sonra hemen çevirip buradan lehimlemeye başlayalım arkadaşlar. Bu Arduino yüksekliğinden ötürü sıkıntı oluyor. Şöyle yerleştiriyorum. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi eğer lehimlersem çok daha sağlıklı olacaktır. Bir tanesini lehimledim. Şu arada eğer boşluk varsa elimle biraz bastırıp bu boşluğunu alıyorum. Bakın şöyle bastırdım. Alttan boşluğunu ısıtarak aldım arkadaşlar. Eğer mümkünse aynı şekilde karşı tarafını da bir noktadan lehimleyin. Ardından boşluğunu alın. Şöyle geldim. Gene aynı şekilde bunu ısıtarak boşluğunu alıyorum. Elimle sıkıştırarak. Şu anda artık bunu lehimleyebilirim rahatlıkla. Çünkü iki noktadan lehimimizi yaptık. Şimdi bir miktar pasta süreceğim. Gene lehimlemeyi kolaylaştırmak için arkadaşlar. Evet. Evet, buradaki tüm bacakları lehimledik arkadaşlar bunun da. Hemen şöyle artık ayırabilirim buradan. Şöyle gördüğünüz gibi motor sürücümüzü de Pertinax üzerine lehimledik arkadaşlar. Henüz bacak bağlantılarını tabii sağlamadık. Onu da sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle tekrar ben nanoyu yerleştiriyorum. Evet, nanomuzu tekrar yerleştirdim. Bunu yerleştirmenin temel nedeni buradaki pinlerin bağlantılarını görmektir arkadaşlar. Benim nanom şu anda bu tarafa bakıyor. Tasarlarken arkadaşlar ben burada çizgi izleyenimde QTR8RC'yi kullanacağım için dijital pinlerin bu tarafa gelmesini sağladım. Eğer siz aksini yapacaksanız, analog kullanacaksanız tabii ki bunun yönünün bu tarafa olmasında da yarar var. Çünkü bağlantıları kolay bir şekilde bu taraftan gerçekleştirebileceksiniz. Ben burada voltaj regülatörümü de şöyle hemen voltaj in girişine yakın olacak şekilde hatta bitişine yerleştiriyorum ki daha çok fazla bağlantı kullanmadan oraya erişebileyim. Şöyle hemen bir boşluk bıraktım arasında. Şöyle şimdi buradan bu voltaj in girişi olduğu için ve voltaj regülatörümde buradaki bacağımız şöyle anlatayım. Bu bacağımız çıkış bacağı olduğu için arkadaşlar bununla ben Arduino'yu besleyeceğim.
Bu ortak GND ucu, bu ise giriş ucudur. Dolayısıyla buradakini RT'yi bağlayacağım buraya. Buradaki çıkışı da nanoyu besleyeceğim için voltaj in girişine bağlantısını gerçekleştireceğim. O yüzden de buna yakın olmasını istiyorum. Şöyle bitişiğinde tam olarak yerleşmiyor veya zorlanıyor gördüğünüz gibi header'lardan dolayı. Ben hemen bir yanına alıyorum bunu. Aldıktan sonra bu taraftan hemen bir miktar pastamızı sürerim arkadaşlar buraya. Evet, bir miktar pasta sürdüm. Şimdi bir miktar da şöyle lehim alıp lehimi o bacağa sürüyorum arkadaşlar. Bir bacağını sabitledikten sonra diğer bacakları sabitlemeye geçebilirsiniz arkadaşlar. Mümkünse eğri durmasın bu burada. Çünkü bacaklar yoksa arkadaşlar sıkı bir şekilde tutunmuyor ve kopabiliyor. Evet, mümkün oldukça düz bir şekilde bağlantısını gerçekleştirdim arkadaşlar. Şimdi buradaki pinimiz voltaj in girişi olduğu için ben hemen bu bacaktan buraya datamızı taşıyacağız. Yani verimizi, voltajımızı taşıyacağız. Şöyle lehimleyip buraya uzatıyorum ve birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Birleşme gerçekleşti. Çünkü voltajımın çıkış bacağı buydu. Dolayısıyla burada da voltaj in girişli olan pinim buydu. Nano'da hemen bitişiğinden oraya doğru uzattım ve bağlantısını lehimle gerçekleştirdim. Şimdi uzun olan bacaklarını, voltaj regülatörümün bacaklarını kesebilirim. Evet, bağlantısını kestim. Şimdi burası giriş bacağıydı. Benim pilimin düğmeden sonra çıkan da bu bacak olduğu için buradan buraya bir bağlantı gerçekleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Buradaki switch'imiz arkadaşlar, burası girişse girdiğimiz gerçekleşti. Çıkışı şuradaki orta bacaktan yapmam gerekiyor. Şöyle hemen gelip buradan alıp buraya getirmem lazım. Şöyle umarım kamerada sorunsuz görüntüleniyordur. Şunu biraz çekelim. Görebilmenizi sağlayalım. Evet, artık bu switch'in bacağını burada lehimleyebilirim. Orta bacağını. Şimdi bunu da buradan uzatacağım. Evet, bu giriş bacağımdı. Dolayısıyla buraya kadar getiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar lehim aldıktan sonra oraya doğru uzatıyorum. Şu anda o noktada birleşme gerçekleşti. Şimdi diğerleri arasında bir birleştirme gerçekleştiriyorum. Evet, burada lehimimiz biraz eksik. Buna takviye yapalım. Evet, kontrol ediyorum. Bu nokta birleşme gerçekleştirmiş. Biraz zayıf kalmış. Onu güçlendirdim. Evet arkadaşlar, şu anda bağlantımızı switch'ten sonra voltaj regülatörüne düzgün bir şekilde bağlantımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şu anda ne yapıyor? Buradan gelen artı bacak diyottan geçerek switch'e geliyor. Switch'in bağlantısı kesiliyor. Tekrar açtığımızda ise gelip buradaki giriş bacağından giriyor. Çıkış bacağından Arduino'muza
bağlantıyı veriyor arkadaşlar. Bir de burada VM diye bir pinimiz var. Bu da voltaj girişi oluyor arkadaşlar. Buradaki voltajı direkt buraya ne yapacağız? Vereceğiz. Yani tabii ki düğmeden sonra bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Buradan şöyle ya da önce motor bağlantılarını gerçekleştirelim. Şimdi motorumuz arkadaşlar burada A1, A2, B1 ve B2 mevcut. Bunları buradan buraya doğru taşıyacağız. Buradaki ikinci pinimiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarafa geçip şöyle şurada ikinci pinimizi buradan taşıyalım. Üçüncü pinimizi de şuradan taşıyabiliriz. Hemen gerçekleştirelim bağlantımızı, motor bağlantımızı. Evet, bu ikinci pinde bu motor pinlerinden bir tanesiydi. Bunu buradan taşıyalım. O diğerinden değil de şu hizadan taşıyıp motora ulaştıralım. Evet, bu noktadan sonra ilerletip motorun pinine götürelim bunu. Evet, oraya kadar sorunsuz bir şekilde taşıdık. İşlem yapmaya devam edelim. Evet, bazen. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar motor sürücümüzden girişten alıp motorumuzun bir bacağına ilettik. Diğeri de diğer pindi. Bunu da buradan uzatacağız. Hatta mümkünse ben şuradan destek alayım. Evet, inşallah iyi görünüyordur. Evet. Evet, diğer bir motor bağlantım pinim buydu arkadaşlar. Bunu şimdi birleştireceğim ben. Evet, şu anda birleşim gerçekleşti. Arkadaşlar, eğer lehim konusunda bir sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız veya bir temas olduğunu düşünüyorsanız şöyle hemen burada kısa devre moduna alıyoruz cihazımızı arkadaşlar. Şöyle ekranda görünüyor mu bilemiyorum, belki de ışıktan parlıyordur. Şöyle indireyim buradan. Evet, kısa devre moduna alıyoruz arkadaşlar biz burada avometremizi. Daha sonra hemen şöyle bir test gerçekleştirelim biz. Bakın, değdirdiğimde kısa devre varsa ses çıkıyor. Kontrol ediyorum. Şimdi bu iki bacak arasında kısa devre olmuş mu? Gördüğünüz gibi değdirdiğim halde herhangi bir kısa devre gelmiyor. Bakın, şöyle bu uca değdirdiğimde bunun kısa devre olduğunu gösteriyor şurada. Bakın, bağlantısının sağlam olduğunu gösteriyor şöyle. Şöyle ikisine herhangi bir noktadan değdirdiğim zaman kısa devrenin olmadığını gösteriyor. Yani burası ayrık arkadaşlar. Hiçbir şekilde birleşmemiş. Bu pinle buradaki motor bağlantısı gerçekleşmiş şuradaki. Yani sorunsuz bir bağlantıyı gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.
Şimdi hemen çevirip diğer motorun bağlantısını gerçekleştirelim. Bakın şöyle tuttuğum zaman arkadaşlar bu tarafa B1 bağlantısını, diğerine B2 bağlantısını gerçekleştirdim bu motorda. Şöyle zaten alttan görülüyor. Şimdi diğer A1 ve A2 bizim diğer motorumuzu sürecek olan pinlerimiz. Dolayısıyla bunların bağlantısını da hemen buraya taşımaya çalışalım arkadaşlar. Evet, şöyle yerleştirdim. Kameramız umarım iyi çekiyordur bu arada. Evet arkadaşlar, arada bir havyamızın ucunu temizlememiz gerekiyor. Bu sefer motordan başlıyorum, buraya doğru taşıyacağım pini. Şöyle önce mümkünse nokta şeklinde lehimler yapıyorum. Daha sonra bu noktaları birleştireceğim. Hatta birleştirmeye başlayalım şu noktada. Evet, buraya kadar birleştirdik. Devam ediyoruz. Evet, bunun bağlantısını da gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi diğer motorumuzu bağlayalım buraya. Diğer pinimizi. Evet, bu diğer tarafa lehim kaydı. Hemen ısıtıp geri çekiyorum bu lehimi. Evet, şu anda da iyi bir bağlantı yolu sağlamış görünüyoruz. Hemen tekrar avametremizle kısa devre modunda
kontrol ediyorum ben bağlantımı, motor bağlantımı. Evet, yani şu aşamada evet. Evet arkadaşlar, başarılı bir lehim gerçekleştirmişiz. Şu anda motor evet şöyle eğireyim. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, buradaki motorun da bağlantılarını gerçekleştirdim şu anda. Pinleri kontrol ettiğimizde bakın A1 ve A2'nin bağlantısını motorlara taşıdım. A pinleri sağ motoru, B pinleri ise sol motoru kontrol edecek. Buradaki voltaj M'yi ise direkt arkadaşlar buradaki switch'imizden almamız gerekiyor. Hiçbir voltaj düşümünü yaşatmamamız lazım. Çünkü genelde bu çizgi izleyenlerde 12 voltluk motorlar oluyor. Tabii ki eğer 6 volt özellikle tercih edilmemişse. Buradan switch'imizden bir bağlantı almamız gerekiyor arkadaşlar. Burada şöyle voltajımızı şuradan girişi sağlamıştık zaten. Buraya kadar bunu taşımışız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu buradan getirip buradan direkt bağlantısını gerçekleştirebiliriz. 5 voltumuzu da her atlamayla vereceğiz mecburen. Atlamayla gerçekleştirmemiz gerekecek. Bakayım. Eğer şeyse şöyle yandan da yandan getirip şuradan alalım. Belki diğer pinler bir şekilde lazım olabilir arkadaşlar. O yüzden şuradan getirip bağlantısını gerçekleştirirsem daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Hemen şöyle gelelim.